mahiyetiyle bir karşılaştırma yaptınız. Beni bana şeref verdiniz tabii ki. Ancak Yunanistan'da anayasa gereğince Cumhurbaşkanı statüsü Türkiye'de sizin sahip olduğunuz yetkilere sahip değildir. O yüzden ben de bu sözünü ettiğiniz görüşmelere vesaire katılma şerefine sahip değildim. Bu karşılaştırmayı yaptığınız için şeref duydum tabii ki, sağ olun. Ancak sizi ilk kez İstanbul'da tanıdığımdan beri sizinle açıkça konuşabilecek biri olduğunuza kanaat getirdim. Buna hala inanıyorum ve bu kanaatim güçlenerek derinleşiyor diyebilirim. Bu anlamda sözünü değindiğiniz konuları tabii ki hükümet üyeleriyle, Yunanistan hükümetinin üyeleriyle görüşme fırsatınız olacak ve bundan çok büyük memnuniyet duyuyorum. Ve ilişkilerimizin de bu samimiyet ilkesi üzerinde ilerleyeceğine de mutlaka inanıyorum. Ben eski üniversite hocası olan ve meslektaş saydığım Sayın Dışişleri Bakanı Sayın Kozyas'ın da söyleyeceği gibi, ben kendimde bildiğiniz gibi hukuk fakültesi hocasıydım ve o açıdan kendisiyle de şu konuda hemfikiriz. Hem üniversite profesörü olarak hem devlet adamı olarak bir anlaşmanın veya hukukun, hukuk ilkelerinin güncelleşmesi, reformu mümkün değildir. Biz hukukta bir ilkenin, hukuk ilkesinin anlamını tekrar yeni bir şekilde, yeni bir anlam kazandırmak anlamında var olan bir sözleşmeye yeni bir metin ekleyebiliriz. Yeni anlam ekleyen bir metin ekleyebiliriz. Fakat izin verirseniz anlaşmayı güncelleştirme veya bir anlaşmayı gözden geçirme veya reform etme gibi bir kavramı kullanmıyoruz genellikle ve bu konuda da sizin samimiyetinize inanarak ben de büyük bir samimiyetle bunun altını çizmeyi arzu ediyorum efendim. Aynı zamanda tabii ki bu ziyaretinizin tarihi önemini tekrar altını çizmeden de edemeyeceğim. Çok uzun süren bir görüşme oldu bu aşama. Bunda da bana şeref verdiniz. Bu kadar zaman ayırdığınız için size tekrar teşekkür ederim ve Yunanistan'a hoş geldiniz diyorum. Tabii güzel de şimdi bunu cevapsız bırakmak da kendime saygısızlık olur. Bunun cevabını vermem lazım. Ωραία βέβαια τα όσα είπατε, αλλά πρέπει να δώσω κάποια απάντηση σε αυτά που είπατε, διότι αλλιώς θα ήταν ασέβεια στον ίδιο τον εαυτό μου. Ben tabii hukuk profesörü değilim ama siyaset hukukunu iyi bilirim. Βέβαια, εγώ δεν είμαι καθηγητής νομικής, αλλά ξέρω πολύ καλά το πολιτικό δίκαιο. Siyaset hukukunda da, bu belki hukukta yoktur, siyaset hukukunda da özellikle anlaşmaların güncelleşmesi diye bir şart vardır ve bunu da biz yaparız. Στο δίκαιο της πολιτικής υπάρχει ένας όρος που κάνει αναφορά για την επικαιροποίηση των συμφωνιών και εμείς το κάνουμε αυτό. Yeter ki ülkeler bu konuda mutabık kalsın. Αρχή να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των χωρών στο θέμα αυτό. Ve bunun dünyada çok örnekleri var. Και υπάρχουν διάφορα παραδείγματα ανά τον κόσμο σχετικά. Ben tabii bugün sizler bu konuyu açtığınız için bunlara girdim. Εγώ βέβαια αναφέρθηκα στα θέματα αυτά επειδή αναφερθήκατε εσείς σήμερα. Sizler bu konuları açmamış olsaydınız Sayın Çipras'ı kabulümde bu konulara girer. Αν δεν υπήρξε αναφορά από τη δικιά σας πλευρά στα θέματα αυτά, εγώ θα συζητούσα τα θέματα αυτά στη συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα. Ama öyle de olsa sizler Yunanistan adına, ben de Türkiye adına bu konuları görüşmüş olduk. Όπως και να συμβαίνει όμως, συζητήσαμε τα θέματα αυτά, εσείς εκ μέρους της Ελλάδας και εγώ εκ μέρους για το όνομα της Τουρκίας. Sizlerin de bu denli zaman ayırmanızdan dolayı ben de sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Και θέλω και εγώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τον χρόνο που μας παραχωρήσατε.
Biz de çok sıkıntılar yaşadık. Onun için sistem değişikliğine Türkiye'de gidiyoruz. Και στην Τουρκία υπήρξαν διάφορα προβλήματα, γι' αυτό και προβήκαμε σε αλλαγή συστήματος στη χώρα μας. 2019'da nasip olursa biliyorsunuz yapılacak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bir sistem değişikliğine gideceğiz. Με τις εκλογές που θα διεξαχθούν το 2019, όπως γνωρίζετε, θα προχωρήσουμε σε αλλαγή συστήματος διακυβέρνησης στη χώρα μας. Bu da işte seçim hukukuyla ilgili yanlışlar sebebiyle yeni bir sürece girmenin adımıdır. Και αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα μιας νέας διαδικασίας που ξεκινά στην Τουρκία. Çok teşekkür ediyorum. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.